Göle. Bir zamanlar Yankı adında genç bir ayı yaşardı. Yankı genellikle mutlu ve oynak bir ayıydı ama bazen kontrol edemediği bir öfkesi vardı. Bu öfke normalde küçük şeyler için bile patlardı. Bir gün Yankı sevdikleriyle güzel bir göl kenarında oyun oynuyordu. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor, her yerde kahkaha sesleri vardı. Ama oyun sırasında biri yanlışlıkla Yankı'ya çarptı ve o da hemen öfkelendi. Yankı'nın gözleri kızardı ve sesi yükseldi. Çevresindekiler şaşkınca ona baktılar. Dostu Işık Yeli, Yankı'nın kolunu hafifçe sıvazladı. "Neden bu kadar öfkeleniyorsun?" dedi tatlı bir sesle. Yankı Işık Yeli'nin bu basit hareketiyle yavaşça sakinleşmeye başladı. Işık Yeli, Yankı'ya öfkelenmek yerine nefes almayı ve durumu anlamaya çalışmayı öğretti. Yankı, bu yeni yolu denemeye karar verdi. Önce derin bir nefes aldı, sonra gözleri kapalı suyun kenarına oturdu. Etrafındaki doğanın seslerine odaklandı. Dalga sesleri, yaprakların hışırtısı, serin göl rüzgarı onu rahatlatıyordu. Yavaş yavaş öfkesinin yerini huzur aldı. Gözlerini açtığında dostlarının endişeli gözlerle ona baktığını gördü. Yankı mahcup bir gülümsemeyle "Üzgünüm," dedi ve herkesle barıştı. O günden sonra Yankı her öfkelendiğinde aynı yöntemi kullandı. Derin nefesler alıp doğayı dinleyerek sakinleşiyordu. Artık oyunların ve kahkahaların tadını öfkesiz çıkarabiliyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.